Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Öncelikle okulumuzla ilgili kısa bir video gösterimimiz olacak. Ardından da Kordon'da İstanbul ile ilgili bir sunumumuz olacak. Sunumumuzdan sonra gastroşov etkinliğimiz başlayacaktır. Eğitim programlarımızla ilgili sorularınız olursa chat kısmından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Welcome. First of all, there will be a short video and then we will have a presentation about our school. After the presentation, the gastroshow will start. If you have any questions about our programs, please write through the chat. Teknik, creativity, perfection, discipline, professionalism, tradition. ...1895 yılında Paris'te kurulan Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu, günümüzde 20 ülkede, 35'i aşkın uluslararası okulda yılda 20 bin öğrenciye eğitim vermektedir. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Özyeğin Üniversitesi, gastronomi ve mutfak sanatları lisans öğrencilerini dünyanın en usta şefleriyle yetiştirirken, Le Cordon Bleu de açtığı sertifika programları ile bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen kişilere yeni bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Le Cordon Bleu founded in 1895, currently is present in 20 countries with more than 35 international schools attended by 20,000 students annually. Özyeğin University and the Cordon Bleu signed a partnership agreement in July 2012. In the frame of this partnership, Özyeğin University Gastronomy and Culinary Art Program students, as well as Le Cordon Bleu certificate students, are receiving very strong culinary education from experienced international chefs. Le Cordon Bleu doors are open to anyone inside or outside of the industry who wants to improve themselves in the culinary arts world by
the teaching of Le Cordon Bleu chefs using the Le Cordon Bleu training modules. Le Cordon Bleu İstanbul, 220 bin metrekareyi aşan prestijli Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır. Kampüs Asya yakasındadır. Toplu taşıma araçlarıyla ve şehrin merkezi noktalarından günde birkaç kez üniversite servisiyle kolayca ulaşılabilir. Öğrenciler 2626 yatak kapasiteli yurtların yanı sıra kampüs içinde yer alan yarı olimpik kapalı havuz, kütüphane, yemek mekanları ve spor olanaklarından da yararlanabilmektedir. Le Cordon Bleu Istanbul is located in reputable Özyeğin University campus, which is over 220,000 square meters. The campus located on the Asian side and easily reachable through public transportation. There is also university's shuttle between the city center and the campus several times a day. And the students can benefit from 2,626 bed capacity dorms along with the sports facilities, including half Olympic indoor pool, library, food outlets within the campus. İstanbul geleneksel lokantalardan lüks fine dining restoranlara, büyülü mısır çarşısından zengin balık tezgahlarına ve renkli taze pazarlara kadar çeşitli deneyimler sunuyor. Çok yönlülük bu şehirde sınır tanımıyor. İstanbul offers a variety of experiences from traditional diners to luxury fine dining restaurants, from magical spice bazaar to rich fish stands to colorful fresh markets. Versatility has no borders in the city. Le Cordon Bleu öğrencilerine 3650 metrekarenin üzerinde son teknoloji tesisler sunmaktadır. Teori derslerinin yapıldığı mutfak altyapılı gastroditorium ve uygulamalı derslikler yer almaktadır. Le Cordon Bleu offers state-of-the-art facilities over 3650 square meter, consisting of an auditorium with culinary infrastructure for theory courses and practical culinary classes. Le Cordon Bleu çeşitli eğitim imkanları sunmaktadır. Uzun dönem profesyonel sertifika programlarımız olan mutfak ve pastacılık programlarımız temel, orta ve üstün olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır ve her biri 11 hafta sürmektedir. 3 seviye mutfak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplomda cuisine, 3 seviye pastacılık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplomda patisserie sertifikalarını almaya hak kazanır. 3 seviye mutfak ve pastacılık eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz ise uluslararası prestije sahip Grand Diplom sertifikasını alarak okulumuzdan mezun olur. Le Cordon Bleu offers a variety of programs. Both patisserie and cuisine programs consist of 3 stages: basic, intermediate, superior. Certificate programs each lasting 11 weeks. Students can either attend 3 stages independently or complete the entire program. Those who complete all 3 stages will be granted by Diplôme de Patisserie or Diplôme de Cuisine. In case of completing both programs in all 3 stages, one would graduate with a Grand Diplôme. Grand Diplôme sertifikasını görebilirsiniz. Here is a picture of a Grand Diplôme. Türk Mutfağı Programı, Le Cordon Bleu'nun mutfak sanatları eğitimindeki 125 yılı aşkın tecrübesi ve disiplinini Türk mutfak teknikleri ve reçetelerine uyarlayarak oluşturulmuş çok yönlü bir programdır. Le Cordon Bleu şefleri ve misafir şefler tarafından verilen zengin ürün içeriği, köklü geçmişi, derin kültürü ve yüzyıllarca korunmuş reçetelere sahip Türk Mutfağı Programı, İngilizce ve gösterim dersleri de Türkçe'ye çevrilecek şekilde çift dilde verilmektedir. Uygulama seansları, gösterimler, kuram dersleri ve saha gezilerinden oluşan bu kapsamlı program, klasik Türk mutfağı programı ve bölgesel Türk mutfağı programı olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır. Turkish Cuisine Program is a versatile program of Turkish culinary techniques and recipes with Le Cordon Bleu for over 125 years of experience and discipline in culinary art education. The Turkish Cuisine Program offers rich content through exquisite techniques and recipes preserved over centuries and through lectures on culinary heritage. The courses are given by Le Cordon Bleu chef instructors and guest chefs in English, and the demonstrations lessons are translated into Turkish. This comprehensive program consists of practical sessions, demonstrations, theory lessons, and field trips
and the program two levels are classical Turkish cuisine program and regional Turkish cuisine program. Le Cordon Bleu'de uzun dönem profesyonel sertifika programları haricinde yoğunlaştırılmış ekmekçilik, çikolata ve şekerleme, hafta sonu mutfak programı, kurum ve kişilere özel hazırlanan tailor-made kurslar ve workshoplar da mevcuttur. Le Cordon Bleu also offers courses like intensive bakery, chocolate and confectionery, weekend cuisine program and tailor-made courses both at personal and corporate levels. Okulumuzda eğitim alan öğrenciler, ikisi İsviçre'den, biri İtalya'dan, biri Fransa'dan ve biri Belçika'dan olmak üzere uluslararası Le Cordon Bleu Master şeflerinden eğitim alma fırsatına sahiptir. Kurslar İngilizce olup Türkçe'ye çevrilmektedir. Students have the opportunity to learn from a diverse team of Le Cordon Bleu Master chefs, from two Switzerland, one Italy, one Belgium and one France. The courses are held in English and translated into Turkish. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitim programlarımızla ilgili sorunuz olursa lütfen chat'e yazınız. Thank you for listening to us. If you have any questions about our programs, please write through the chat. Etkinliğimizde ilk olarak Le Cordon Bleu mezunu Neat Cafe ve Brugger'ın Chef and Owner'ı Batuhan Bayır konuk olarak eğitim ve kariyer süreçlerini sizlerle paylaşacak. İkinci bölümde ise Le Cordon Bleu eğitmen şefi Luca De Astis, portakal soslu ördek reçetesinin yapımını ve sunumunu gösterecek. Gastro Show'da Le Cordon Bleu Master şeflerinden teknikleri öğrenme ve ipuçları alma fırsatına sahip olacaksınız. First, Le Cordon Bleu alumnus, Neat Cafe and Brugger chef and owner, Batuhan Bayır will share his educational and career journey with you. And in the second part, Le Cordon Bleu instructor chef, Luca De Assis, will be presenting duck with orange sauce recipe in details. You will learn the culinary techniques and tips for Le Cordon Bleu master chefs. Konuğumuzun sunumunu İngilizce dinlemek isterseniz, Zoom ekranınızda yer alan çeviri butonundan Türkçe'yi seçiniz. Sorularınızı chat kısmından bize iletebilirsiniz. Öncelikle sözü Zeynep Hanım'a, ardından Batuhan Şef'e vermek isterim. If you want to listen to our alumni chef in English, please choose Turkish from the interpretation button on your Zoom screen and you can listen in English. You can send your questions through the chat. Welcome again Batuhan Şef. Merhabalar. Öncelikle Defne Hoca'ya ve Le Cordon Bleu ailesindeki herkese teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Hikayemi de kısaca anlatmam gerekirse, yani Cordon Bleu'dan önce ve sonrası olarak ayırayım ve daha iyi anlarsınız. Cordon Bleu'dan önce liseyi bitirdikten sonra Mersin Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü kazandım. Birkaç ay okula gittim ve kafayı yiyip okulu dondurdum. Ve ben dedim acilen bir eğitim alıp sektöre girmem lazım, dedim. Çalışmam gerekiyor dedim. Sonra araştırmalara başladım. Bu arada Mersin'deydim ben bu sıra. Mersin'deyken İstanbul'daki en iyi okulları araştırmaya başladım. Ve 4-5 tane okula ulaştım. Sonra Le Cordon Bleu'yu da keşfettim. Ve Le Cordon Bleu'yu seçmemin de sebebi, en büyük sebebi başka bir milletten, şeften eğitim alacak olmam beni çok heyecanlandırdı. Sonuçta yani farklı bir ülkedeki şefirden eğitim almak için yurt dışına gitmemiz gerekiyor. Ve bu ayağımıza gelmiş. O yüzden de ben hani Le Cordon Bleu'yu başta seçmemin nedeni tamamen aslında şeflerin yabancı olması, farklı milletten eğitimin dışında da farklı şeyler öğreneceğimi bildiğim için de Le Cordon Bleu'yu seçtim ve okulunda en genç öğrencisi olarak, çünkü 18 yaşımı doldurdum ben, hatırlıyorum 22 Mart'ta doldurdum, 25 Mart'ta eğitime başlamıştım ben. Belki doldurmasaydım almayacaklardı beni, seneye gel diyeceklerdi. O yüzden güzel denk geldi ve Cordon Bleu eğitimime başladım. Tabii dil sorunu ve İstanbul'a da ilk defa geliyor olmam nedeniyle biraz sıkıntılar yaşadım ama sağ olsun Defne Hoca ve yine oradaki çalışanlar çok büyük destekleri oldu bize. Aynı zamanda eğitim alırken oradaki eğitim arkadaşlarımız çok destek oldu bize. Bir arkadaşım daha vardı benim bu arada. Biz iki kişi gelmiştik Mersin'den. Eğitim gerçekten ben şu anki bu yere geldiysem oradaki almış olduğum eğitimden dolayı geldim. Çünkü disiplin, temizlik olsun, duruşun olsun. Orada yani bunların eğitimini de veriyorlar. Yemeğin dışında bunlar da çok önemli olduğu için
Bence Cordon Bleu'yu bana kim sorsa direkt Cordon Bleu'yu öneriyorum. Cordon Bleu'yu da bitirdikten sonra gene okulu dondurmaya devam ettim üniversiteyi. Çünkü yine yetmedi bana. Yani ben daha fazla hani çalışmak istiyorum ve sektöre bir an önce atılmak istiyordum. Okulu bir sene daha dondurup bu sefer de nerede çalışabilirim diye onun arayışına girdim ve her yere mailler gönderiyorum, işte arıyorum. Sosyal medyadan oradan çalışanları buluyorum ve onlara ulaşıyorum. En sonunda Alança'dan bir dönüş oldu. Murat Deniz Temel Şef. Şefin dönüşüyle ben 2016'da bitirdim Cordon Bleu'yu. Ve bir ay sonra direkt Çeşme Alança'ya gittim. Orada Kemal Demir Asal ve Murat Deniz Temel Şef'le çalışmaya başladım. Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Ondan sonra bana İstanbul'daki Alança'ya gelmem için bir davette bulundular. Ben de o sıra Mersin'e dönmüştüm. Benim için tekrar bir İstanbul sıkıntısı başladı. Nerede kalacağım? Nasıl yapacağım? Ben hiç gözüm kapalı bir şekilde İstanbul'a attım kendimi. Burada bir yere yerleştim ve hiç durmadan çalışmaya başladım. Alança kapanana kadar, biliyorsunuz Alança'da pandemiden sonra hani biraz daha dayandı ve sonra bitirme kararı aldılar. Aslında 2021 sonu 2022'de kapanmış oldu. O zamana kadar da Alança'da çalıştım ben. Ama Alança'da çalışırken de aslında çok fazla şey yaptık. Neler yaptık? İki kere Bodrum Alança'yı açtık. İşte Çeşme'ye gidip geldik. Çok fazla event yaptık. Sonra üst katta Şivas'ın Brothers diye bir kulübü açıldı. Ben orada şeflik yapmaya başladım. Falan derken kendi içimizde aslında bir sürü yerde ve bir sürü şefle çalışmış olduk. Burada Alança'nın da tabii ki bana çok büyük katkısı var. Ben de aynı şekilde onlara çok büyük emek verdim ki hani ta ki Alança'dan en son ben çıktım, öyle diyeyim size yani. O yüzden bir yere emek vermeden olmuyor. Ben aslında şeye de biraz karşıyım. Mesela şu an yeni mezunlar bir ay iki ay bir yerde çalışıp orada öğrenip hemen kaçıyorlar. Okey, yani belki bir iki yerde öyle yapabilirsiniz ama yani işletmelere de aslında şey yapmamız lazım. Şimdi bir işletmeci olarak da oraya geleceğim. Yani belli bir sene aslında çalışmak gerekiyor. Öyle bırakıp hemen gitmemek gerekiyor. Ben bile şu an işe alım yaparken hani önce şeyi konuşuyorum artık yani. Hani bizden her şeyi öğrendin. Okey, iki ay sonra gidecek misin? Gideceksen hani yani yolun başında ona göre bir karar veriyorum. Veya sadece o arkadaşı eğitim olarak alıyorum. Ben hem bize destek olmuş oluyor hem de eğitim vermiş oluyoruz. Alança sürecindeyken 2019'da şöyle bir karara varmıştım. Artık sıkıldım. Hani 2019 artık sıkıldım. Yurt dışına gidip işte bir dil eğitimi, farklı bir milletten, farklı bir kültürden işte yeni şeyler öğrenmek istiyordum. Ve Avustralya'ya bir an sardım ve bir sene boyunca Avustralya'ya nasıl gidebilirim diye onun yolunu araştırmaya başladım. Sene işte 2018 sonu, 2019 başı. Hazırlıklarıma başladım. 5-6 ay boyunca hazırlandım ve Avustralya'dan bir vize reddiyedim. Ben direkt tabii down oldum vize reddiyince ve bu da tabii işime yansımaya başladı, Alança'daki performansına. Sonra MasterChef yarışması TV8'de. Onu izlemeye başladım ve orada hani bir şeyler yapmam lazım. Pes etmedim. Yani vize reddiyediğim için yeni bir şey arayışa girdim ve MasterChef'e katıldım. Orada da belli bir başarı gösterdim ki beni aldılar. Ve güzel bir MasterChef sezonu geçirdim 2019'da. Ondan sonra Alança'ya döndüm, tekrar devam ettim ve işte Alança'da dediğim gibi pandemiden dolayı ve bazı nedenlerden dolayı orayı kapattılar. Ben de bu sefer kendi yerimi açma kararı aldım ve bununla ilgili kollarımı sıvadım. İki sene boyunca dedim bir yer açmak için neler yapabilirim? Birkaç kişiyle tanıştım. Beraber bir şeyler yapabilir miyiz diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Kimi oldu, kimisi olmadı. Bir yer açtık, kapattık hatta. Çok uzun sürmedi. Sonra 1,5 sene önce de yine birkaç kişiyle yolum kesişti ve ortak paydada aynı hayalleri paylaştığımız insanlarla bir araya geldik ve tamamen tesadüf oldu her şey. Bu arada da hayatımda benim çoğu şey böyle, hani bir şey olmadıysa eğer ki biliyorumdur ki onun yerine başka bir şey, güzel bir şey olacaktır. Hep böyle yaklaşmışımdır hayata. Öyle de oldu. Şu anki ortağımla beraber işte dediğim gibi yollarımız karşılaştı. İki tane marka oluşturduk. İlkini İstiklal'de açtığımız Neat Coffee. Şu an orada tatlı, kruvasan ve işte Fransız tatlıları servis ediyoruz.
İkincisini Akarepler'de ve üçüncüsünü Fenerbahçe'de açtık Neat Coffee'nin. Neat Coffee'yi açarken de Burger diye bir benim hep yapmak istediğim sokak yemekleri. Hamburger, sadece hamburger değil. Hani aslında biraz da kendi zevkime göre orada istediğim her şeyi sunmak istedim. Ve Burger diye bir sokak yemekleri markası oluşturdum. Bunları da yani Türkiye'nin her yerinden ürünler getirtiyorum. İşte Hatay'dan salça geliyor, Denizli'den yanık yoğurt geliyor. Nohutum Tarsus'tan geliyor. Ben aynı zamanda Mersin'de Tarsusluyum. Nohutu Tarsus'tan getiriyorum ve yöresel şeyler kullanıp bunlarla güzel ürünler çıkartıp insanlara sunuyorum. Şimdi işte köyden sucuk getireceğim. O sucuğu burada işte güzel sucuk ekmek, belki başka bir şeyler yapacağız. Yani tamamen doğal ürünlerle güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve yine bu işi yaparken baktık ki Neat Coffee ile Burger yan yana olabilir dedik. Şu arkada görmüş oldunuz. ve bir anda karar verip Neat Coffee ve Burger'ı birleştirelim dedik ve bu iki dükkan birbirini beslesin. Çünkü artık insanlar bir yere gittiğinde hem kahvesini, hem yemeğini, hem tatlısını, hem kahvaltısını yapmak istiyor. Akşam da belki işte alkolünü içmek isteyebilir. Böyle bir ortak dükkan yapalım dedik ve şu an Akarepler'de ve Fenerbahçe'de ikisinin de beraber olduğu iki tane dükkanımız var. Üç tane işletmemiz, beş tane yani beş tane şeyimiz var diyebilirim. Yani üç tane Neat Coffee, iki tane Burger dükkanımız var. Beş oldu. Şimdi yurt dışında bakıyoruz. Çeşme'de, Bodrum'da yer bakıyoruz. Biraz daha sezonluk yerler olsun. Hani orada da PR'ımız olsun diye. Yani şu an olduk demiyoruz da sürekli bir yeni bir şeyler yapma arayışındayız. Bu arayışta hiç sönmeyecek. Diğer ortam da aynı şekilde öyle. O da sürekli böyle yeni şeyler arıyor ve birbirimizi böyle motive ediyoruz. Yani şu anda hani hayatım böyle gidiyor. Dediğim gibi olan bütün olumsuzluklara hiçbir zaman yenilip, pes edip kenara çekilmedim. Hep bir yeni arayış içindeydim. O yeni arayış sayesinde de bence buralara geldiğimi düşünüyorum. Bence en önemlisi de bu. Asla işte pes etmemek. Olumsuz şeylerde hemen kendinizi geri plan atmadan yeni bir şey ararsanız elbet bulacaksınız. Doğru zamanda da o karşınıza çıkıyor zaten. Kısaca benim hayat hikayem böyle diyebilirim yani. Evet. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa buradan da cevaplayabilirim. Batuhan, çok teşekkür ederiz bu gastronomi yolculuğunu bizimle paylaştığın için. Şu an chat kısmına bakıyorum. Batuhan'a sorularınız varsa chat kısmından bize iletebilirsiniz. Belki MasterChef maceralarından bahsedebilir size. Bu arada seneye, hocam seneye All Star var. Seneye ne var bir daha söyle. MasterChef All Star. Oo, harika, takipteyiz Batuhan Şef. Hocam evet. Şunu da önemsediğimizi herhalde söylemek lazım. MasterChef'e başka katılan öğrencilerimiz, mezunlarımız da oluyor ara ara. Evet. Tabii burada benim için çok önemli olan bu katılımdan sonra mesleği bırakmamış olmanız ve evet, sektöre de böyle yeni konseptler kazandırıyor olmanız. Onun için ben de itiraf etmek gerekirse Batuhan MasterChef'e katıldıktan sonra acaba hayatı sadece televizyonda televizyon şefi mi olacak gibi bir düşünce beni hafif gölgelendirmişti düşüncelerimi. Hani bu da tabii çok saygın ama burada yaptıkları bu kadar eğitimden sonra bunun yansımalarını bir dükkanda görmek, kendi yerlerinde görmeyi çok önemsiyoruz. O yüzden de çok da mutluyum şimdi yeni konseptler ve daha farklı evet, konseptlerin de geleceğini biliyorum. Bu çok aslında heyecan verici bizim için. Hemen Batuhan'a sorduğum şeylerden bir tanesi de artık yavaş yavaş yanına Cordon Bleu mezunu birilerini de almaya başlayacak. Evet. Mutlaka her zaman. Araştırma evet, böyle bir şey yaptık olduğunda. Çünkü Batuhan şeyi de önemsiyoruz. Onu sen de evet, yaşamışsındır. Hani bu artık bir Cordon Bleu ailesinin bir parçası olmak. Evet. Hem Türkiye'de hem dünyada önemli. Onun için de muhakkak farklı Cordon Bleu mezunları, öğrencileriyle yolunuz kesişiyordur. Nitekim evet, zaten senin de belirttiğin gibi iki çok yakın arkadaş olarak başlamıştınız. Evet. Biriniz otellerde bir kariyer hayatınıza çizmiş oldunuz. Evet. Diğeriniz de aslında kendi yerlerini açarak restoran, şey evet.
Evet. Restoran açarak Chef Owner kariyerini seçti. Bunları bizim için aslında çok güzel örnekler oldunuz. Cordon Bleu bence her zaman bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum ben. Bu arada aynı zamanda da hocam, bu arada bana soruyorlar. Kim soruyor yani, herhangi biri kim olursa olsun. Her zaman ben bir aşçıyım, ben bir şefim diyorum. Yani haberiniz olsun. Çok iyi. Ben evet. Bir şey sorabilir miyim? Merhabalar. Merhaba. Ağzınıza sağlık. Ben Antakya'dan arıyorum da, ben de yakınız Mersin'le de. Ben bir şey soracağım sizlere. Bizlerin buradaki kültürde, örneğin ben hiçbir şekilde şef eğitimi almadım, aşçılık eğitimi almadım. Fakat buradaki hani yemeklerin çeşitliliğini, zenginliğini biliyorsunuzdur. Hani bunları bilmemizi ve burada örneğin kendimizi ailecek ya da hani buradaki çevreden geliştirip yine de şeflik eğitimi almamızı önerir misiniz? Yani nasıl diyeyim? Şimdi ben Türkiye'de de kalmak istemiyorum ama Le Cordon Bleu'yu bayağı araştırmıştım. Hani buradan örneğin bu sertifikayı aldıktan sonra yurt dışında da çalışabiliyor muyuz? Ya da hani size öyle bir şey önerir misiniz? Hayır, yani şöyle anlatacağım. Şimdi bizlerdeki yöresel ürünleri ürünleri harmanlayıp hani kendimize yeni bir marka oluşturup nasıl diyeyim? Hani şey yapamadım ya, kusura bakmayın. Tamam, bir şey yok. Ben zannediyorum sorunuzu anladım. İzin verirseniz ben tekrar sizin anladığım kadarıyla Batuhan Şef'e sorayım. Batuhan Şef, Türk mutfağı çok kıymetli bir mutfak. Ürünlerimiz çok kıymetli ürünler. Bunları biz ailemizden biraz öğreniyoruz. Ki zaten sen de yöresel mutfaklara gelirken, yani öyle bir kültürün içinde olduğun için, çok kendi yemek içme kültürü olan bir yerden geldiğin için bunlara biraz sahip olarak geldin. Zaten meslek lisesinde de okumuş. Le Cordon Bleu'de eğitim almanın sana uluslararası seviyede vizyonunla ilgili bir faydası olduğunu düşünüyor musun? Evet, doğru. Sen, çok teşekkür ederim. Sen uluslararası tarafı pek seçmedin ama en işte yakın arkadaşlarından biri bunu seçti. Biraz bundan istersen bahsedebilir misin? Zannediyorum soru o yöndeydi. Evet, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, bizim burada üç dil konuştuğumuz için benim aksanım pek dönmüyor o yüzden. Şöyle, Le Cordon Bleu zaten yani dünya standartlarında oturmuş bir eğitim standardı var. Yani uluslararası bir eğitim var. Orada zaten almış olduğun eğitim işte temel teknikler, atıyorum belki Türkiye'de biraz daha farklı oluyor. İşte kıta değiştiriyorsun, orada daha farklı olabilir. Bunlar değişkenlik gösterebilir ama şu an hani uluslararası kabul olmuş eğitim sistemi ve işte doğrama şekillerinden tutun, atıyorum pişirme tekniklerine kadar hepsi Le Cordon Bleu'da temel bir sistemde ilerliyor. Ben kendi açımdan oradan almış olduğum eğitimle sonra kendi yöremdeki ürünlerle, atıyorum bu arada çok da gezen biriyim. İşte son zamanlarda yurt dışına çıkmaya başladım. Oradan da ürünler keşfetmeye başladım. Oradaki ürünlerle ürünleri değiştirerek Cordon Bleu'dan da öğrenmiş olduğum teknikleri harmanlayıp yeni şeyler çıkartabiliyorsun çok rahat. Onu aslında, o tekniği öğrendik biz okulda. Yani okulda tarif öğrenmiyorsun. Teknik öğreniyorsun. Bunu da yabancı şeflerden öğreniyorsun ve doğru yerden öğrendiğin için de senin önüne bir ürün koyduklarında, belki atıyorum bir balık olabilir ve Türkiye'de yetişmeyen bir balık olduğunu farsayalım. Atıyorum okyanusta olan bir balık. Sen o balığı gene pişirme tekniğini bildiğin için farklı pişirme tekniklerinde atıyorum 4-5 tarifte sunabiliyorsun. Aslında bunu öğretiyorlar. Yani şu an benim önüme hiç fark etmez, Japonya'dan veya farklı bir ülkeden ürünler getir. Ben o ürünlerle sana ortaya harika şeyler çıkartabilirim. Benim MasterChef'te de bu kadar ilerlememin nedeni zaten buydu. Doğaçlama, yani ürün tanıma. O yüzden hani Cordon Bleu o konuda gerçekten çok iyi. Hani öve de anlatıyorum böyle. Yani olay aslında teknik. Peki son olarak, çok teşekkür ederim. Peki son bir şey daha soracağım. Bu güz dönemi, yaz dönemi diye geçiyor ya. Peki bir dönem yetiyor mu bunları öğrenmeye, bu teknikleri öğrenmeye, yoksa bence devamını etmez. Getirmek mi gerekiyor? Gitmez, çünkü başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olarak hepsi birbirinin zinciri. Eğer bir
seviyeyi almazsan oradan eksik kalacaksın ve bu şey gibi düşün yani. Yemeğe son dokunuşu yapamayacaksın gibi bir şey yani. O yüzden o bütün eğitimi tamamlaman gerekiyor. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Batuhan Şef'imize çok çok teşekkür ediyoruz. Şef Luka da hazır bekliyor. O da teknikleri göstermek üzere. Ama tabii Batuhan Şef'in Instagram hesabı biraz kalabalık ama eminim gene de oradan ona ulaşırsanız çeşitli sorularınıza da cevap verecektir. Dükkana bekleriz. Dükkana bekliyor. Harika. Çok güzel bir teklif bu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve yolun bahtın açık olsun. Çok güzel ilerliyorsun. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Ben de daha akaretleri göremedim. En kısa zamanda ben de ziyaretine geleceğim. Bekliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Etkinliğimiz İngilizce olarak devam edecektir. Zoom ekranınızda yer alan çeviri butonundan İngilizceyi seçerseniz İngilizce, Türkçeyi seçerseniz Türkçe dilinde etkinliğimizi dinleyebilirsiniz. Sorularınızı chat kısmından bizlere iletebilirsiniz. Our event will be continue in English. If you choose English from the interpretation button on your Zoom screen, you can listen in English. If you choose Turkish, you can listen to the Turkish translation. You can send your questions through the chat. I would like to give the floor to Chef Luca de Assis to present Gastro Show. Thank you for to be on air with you today. I want to welcome you. My name is Luca de Assis and I'm going to prepare for you beautiful duck à l'orange or canard à l'orange. Let's start right away. We have over here two beautiful breasts of duck. The breed of this duck is the Moulard duck. And is a duck that in general is used for the production of foie gras. In the old language that is speak in the region of Occitan, in the south of France, magret, it means lean. Okay, in general, the magret is considered the breast of duck that have been grow for the production of the foie gras. Okay, so we have here these are two beautiful breasts. So we just remove from all the silver skin, and now we're gonna make a small incision on the skin for two reasons. The first one is aesthetic, and the second one is that making a small incision in the skin of the duck allow the heat to enter better to the meat. Okay, so basically, I just perform a small cut, small incision on the skin in order to have a sort of a cross-hatch pattern. I just make sure that I don't cut the meat. The breed of the duck that in general is used for this preparation is the Moulard. It's a breed that is being created between the Muscovy duck and the Peking duck. The reason why is that when there are animals quite big, so a duck can reach 5 to 6 kilos, the flavor of the meat as well, and also because this kind of breed give excellent foie gras. Okay, so here, as you can see, I make some incision. I have this beautiful cross-hatch pattern on the skin. I proceed with the second one. In this way. All right. Here we have our duck. So now what I need to do is season our breast. So with the salt, already I place one saute pan to warm up.
there. I season with salt, pepper. One side and then the other side. Okie dokie. So now I will start to pan fry the breast skin side. The reason is that in the same pan that I'm using now, I'm going to prepare the sauce, part of the sauce. And also I will use the same fat that the skin of the duck will release. So it's called a rendered fat. All right, then. In the meanwhile that the duck is cooking, allow me to wash my hands first. I need to start to prepare one of the fundamental preparation in the sauce, for the sauce of the duck and orange, which is called gastrique. The gastrique is a base that consists in caramelized sugar that has been added, in which we're gonna add the vinegar. This one is the equivalent of a sweet and sour sauce that we use in Asia, okay? But this one is more European. The base of this gastrique can be used for many preparations. Now, for example, after my caramel, my sugar is caramelized, so I will deglaze with vinegar, and then I will add the orange juice. But I can also add tangerine, lemon, any kind of flavors that I want to use. Juice, brown stock, chicken stock, okay? Allow me to check the breast. At this time, I think that I have the right coloration. Voila. Beautiful. This one a little bit more. I just color the bottom part. All right, see, it's beautiful, golden brown. And this is my duck breast. And for the moment, I leave it there to rest. To this, here you see all the fat that the duck release. I'm going to add a mirepoix. What is a mirepoix? The mirepoix consists in celery, carrot, onion. Okay, it's a mix of herbs that is used in basically all the basic stock, chicken stock, brown stock, duck stock, okay? Is the aromatic bouquet of vegetables that give flavor to any kind of sauce that I will prepare, okay? Now I add to my sauce and I start to roast it. What is particularity of the mirepoix is that always the ratio of the vegetable is 33%, 33%, 33%. So it's the mix of celery, carrot, onion in equal parts, okay? Here I have the sugar that is caramelizing. Now I need to be very careful because also I don't want that the sugar become bitter, okay? I don't stir it because adding a spoon is gonna decrease the temperature of the caramel, and I'm gonna have crystals that I don't want. All right, I have here a beautiful caramel. So now I deglaze with vinegar, red wine vinegar, and orange juice.
and I'm gonna make reduce this preparation. Let's come in back to our sauce. Now I continue to roast the mirepoix, to which I'm going to add the garlic as well. The fact to roast these roots vegetable is this vegetable are rich on starch, okay? And starching means sugar. This vegetable caramelizing developed dextrose, which is a sugar that give flavor to my preparation. I allow the perfect coloration of the vegetable, so they will nicely roasted caramel, the sugar caramelized from the starch, and they're gonna have a nice concentration of flavor. So now I prepare myself to prepare the segment of orange. Now with the brush, I just proceed to melt the sugar around my pan and reduction. That why this process? Because this process will allow me to do not have any particles of sugar that will caramelize and burn on the edges of the pan. That is going to give an undesirable taste to my sauce. See, nice, my vegetables are nice roasted. So now in order to do not have a greasy sauce, now I apply a technique that is called degrease, dégraisser in French. So I discard, not I do not discard, I strain my mirepoix. I degrease the pan from all the excess fat. Then I place back my vegetables. I deglaze with the brown stock. This operation is called deglaze. What does it mean? This one is technique that help us to detach all the juices that a vegetable or a meat release during the roasting process, and then they stick on the pan. This liquid that they will caramelize, they, once I add the liquid that I intended to put inside, so they will become liquid, they will detach, and they, it means it will give more flavor to my sauce. So here I have the gastric, okay? Now this gastric, I need to combine, I need to add to the, to my sauce. To my sauce, also, I added these small funny things that is called bouquet garni. The bouquet garni is an aromatic element that consists in leek, parsley stem, thyme, bay leaves, okay, and celery. That is going to help to give me flavor, okay? This one is the standard that we use, the vegetable and the herbs that I just listed before. But it can be done with many other herbs. Escoffier was saying that the capacity of a chef was dictated, but his capacity of creating balanced bouquet garni, okay? So now I'm gonna add the bouquet garni over there. That one is also an ingredient that I will not use anymore later on. I will discard. Here I have the reduction of my gastric. A little bit I'm gonna brush
the skin of my duck breast. Why I do that one? Because after I'm gonna place this duck in the oven to finish to cook. And the little veil of this gastric that I place on top is gonna caramelize a little bit. So I combine the gastric to the sauce here and I let it cook for about 10 minutes. I clean them. Here always. The role, you know, in French cuisine, the sauce are extremely important. And it's so important, the skill of associate chef, because in a French hierarchy, the chef, associate chef de partie was the last step before becoming sous chef. So to be a sous chef is very crucial to master the preparation of the sauce, any kind of sauce, meat or fish. All right. So the duck is an animal that is very important in French culture. And you should know as well that the usage of the breast, the way I do it now, is quite recent. Was in 1960 in a city that is called Auch in the Occitan region south, that where the chef André Dagan, a two Michelin star chef, decided to remove the breast of the duck and use and cook it differently. The reason is that in the past, the duck was always used as a wall because it was mainly used to roast as well or prepare it to make a duck confit. But the chef noticed that every time, in order to have the leg cooked properly, that was a negative affecting the breast that was becoming overcooked and dry. So starting from that moment, he didn't know, but he set a new standard in French gastronomy. So the fact to serve the duck breast in that way, the way I show you today. There is another particularity, very interesting, that the duck à l'orange, the same way that I show you now, also is was created, adapted, let's say, from René Lasserre, the owner of the restaurant Lasserre in Paris, where I had the pleasure to work. He is a two Michelin star restaurant. And the duck à l'orange was one of the specialty of the restaurant that we were serving over there. We were serving wall. But the preparation of the sauce that we are preparing is exactly the same way we were doing in France when I was working over there, okay? Now, I leave the sauce to reduce, and now I proceed to prepare the orange segment. What is the orange segment? Segmentation of citrus is a technique that we teach in our school and help to remove all the segments of the oranges in a way that become nice to see, appealing, okay? And how it works, I'm gonna explain you right away. Of course, the orange I washed before, so I proceed removing the top and the bottom. Now I need to remove the skin. You see, we have the skin over here. This white part is called pith or albedo. It means bitter, okay? However, it can be used this part as well to make a cream. We need to blanch different time and cook it in syrup. But then after it can be blended with cream in order to make a nice orange cream. So now I start to proceed removing the skin. In this way. All right, you see there is no white skin around.
Let me control the source. All right, I'm almost there. 2 minutes and we can remove. All right, so now I'm gonna put the duck breast in the oven. I prepare my oven 180 degrees. These breasts are going to cook for about 6 minutes, 6-7 minutes. We want to achieve the heart, so the perfect temperature of the duck is between 55 and 59 degrees, okay? Another particularity, the meat of the duck is red, right? But the duck meat is considered as a white meat. So why the duck meat is red? It's because the duck compared to the turkey or the chicken is flying. The reason why it's red is because all the vertebrate in the world, in our bloodstream, we have a compound that is called myoglobin. This compound is the responsible to transport the oxygen to our cell for life. And it turns out that the color of this compound is red. The fact that the meat of the duck is red is because they engage their pectoral muscles to fly. At the contrary, the duck, the turkey and the chicken, they are not flying for the reason their meat is white. All right? So now I go in the oven for 6-7 minutes. 180 degrees. Let's make 6-7. So now, in the meanwhile that one is cooking, I can strain the sauce. And now I let it reduce till having what we call a coating texture. It means that when I place my spoon inside, it's just leave just a thin layer. Actually, this one is quite done. And when I pass my finger, the line stay. That one is the sign that my sauce is ready. Okay, so my sauce actually now is ready. I put on the side, I put it there up gently to keep it warm, all right? So let's go back to our orange segment. So now, what I have to do is that, I don't know if you can see from the camera, there are these thin membrane that encase the segment. So I just need to cut between that one in order to take out my orange segment. Like this. This is what I want to take out. And I put inside here so they will release this juice. This orange that I prepare in this way, I'm gonna use it as a decoration for our dish. The classical preparation of the garnish that we were serving in the restaurant for this duck, were potato souffle, but is a dish very versatile, which they can goes very well with some, for example, gratinated cauliflower, potato puree, gratin dauphinois. Here we are, beautiful. Okay, I squeeze out the excess
orange juice. I make sure that there is no any white part left. I can prepare the second one as well. 4 minutes, we are on time. Funny story is that in the 15th century, when Caterina de' Medici arrived to France, the Italian were saying that the duck with orange was brought by Italians to France, which is not very accurate, unfortunately, I would say. Is it because the oranges, there are evidence that shows that such preparation was already prepared in the 12th centuries, okay, by the Moor, when they brought the oranges to Europe from Asia. Just make sure that there is nothing. All right, completely peeled. Perfect. I just clean my knife in order to remove the acidity. Acid is not a good friend of the blades. And then I remove all the segment. Of course, I need to make sure that there is none. Yeah, I remove the all right, I remove the small pit if there is, and that's it. Perfect, we have 1 minute. My oranges segment are ready. The rest of the juice I can put inside there. Now, I bring my sauce to boil. I clean up my table. Any questions? Do you have questions? No? Okie dokie. The duck breast is ready. Now something very important needs to rest. Why needs to rest? All the meat, also the fish, once they're cooked, it's very important that they rest. The reason why is that at the moment that we cook a meat with the heat, the fiber, they contract. So contracting, they squeeze out the liquid, the water that they have. So the fact to make the meat rest, allow the meat to relax and to redistribute the juices in the piece that you are using in order to have a nice and a juicy piece of meat. So now I have here the oven at 60 degrees. Just I leave it there to keep it warm.
2 minutes the sauce is ready. I need to reduce a little bit more. Okay. Let's see here now the yellow chopping board. In our school, we teach the color code of the chopping board. Why? Because it's very important for hygiene. So the green chopping board is for everything is fruit and vegetables. The blue chopping board is for all raw protein. And the yellow chopping board is what we use to cut products that are going to be immediately served on the plate. Why? Because we don't want to put in contact something raw or dirty with something cooked. All right? Of course, in the market, in the industry, the color codes are bigger. All right. We are almost there. The last things that we need to do for our sauce is a technique that I'm going to apply that in French is monter au beurre. Literally, the literally translation it means whip with butter. And it's a technique that you apply adding cold butter to a sauce in order to make it silkier and richer in terms of taste. So now my sauce is ready. So I start to add the butter, a little piece of butter. And I leave it there. I start to take my plate. Here, I don't want to, what is important is that the butter is cold because I don't want the butter is melting because otherwise I would separate the butter fat from the proteins. So it's gonna give me a greasy sauce. Like this, I emulsify the sauce with the cold butter that it gently melt in the sauce, all right? So my sauce here is ready. Now is the time to try. No, you need an acid base. In general, the gastric is always with the base is always with the caramelized sugar and wine. Then, if you want to add vinegar after, yes, but the gastric is always starting from caramelized sugar and vinegar. Here I have the duck breast, the rest. I just, all right, this one here. Now I can start to plate the segments of orange. Okay. Now here is breast.
Look, beautiful color. Why is also important for resting? Because otherwise, this water that is coming out, this is not blood, this water and myoglobin. There is no blood inside there. After it's gonna run inside my plate, creating an anesthetic pattern. Beautiful. There. All right, so now, I'm going to add a generous amount of sauce in my plate. There. I just drain a little bit of that sauce is coming out. Here I have some parsley leaves that I will use as a decoration. Add a little bit of pepper and then I place my piece of duck here in the middle. So now let me ask you something. Does it look beautiful? Yes? Duck à l'orange for you. So thank you for coming. There are questions from our friends in Zoom. Can you please give me some plastic spoons or plastic plates so I can cut and solve a little bit of these thank you, Chef Luca. Every month we will do a series of gastro shows. Stay tuned for the details of our next gastro show. Thank you for your participation. We are looking forward to see you in August.